Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerini denetim altına aldı. Arda arda sağlıksız, sahte ya da tahşiş olduğu açıklanan ürünler vatandaşı tedirgin etti. Bu kez de gözler ambalajlı gıda maddelerine çevrildi. Marketten bir tane kek aldınız. Keki şöyle aldıktan sonra içindekilere baktınız. İsmini bilmediğiniz birçok maddeyle karşılaştınız. İşte bu ismini bilmediğiniz maddeler tehlikeli mi, yoksa tamamen ön yargıyla mı yaklaşıyorsunuz? Etiket üzerinde yazan bilgiler şunu bilsinler. Türk Gıda Kodeksi, yani mevzuatta aslında müsaade edilen ürünler. Ancak sorun şu ki, acaba etikette yazılan bileşenleri yasalara uygun mu koydu? Yani 2 birim olanı 4 birim mi koydu? 5 birime müsaade ediliyorsa 8 birim mi koydu? Gıda denetim uzmanı Sırma, içindekiler kısmının oranlarına dikkat çekti. Gıda mühendisi Boyu da katkı maddelerinin vatandaşın tadarak anlamasının imkansız olduğunu söyledi. Kullanılan katkı maddelerin de tüketicinin direkt anlama şansı yok. Yani ya bu konuda teknik bilgiye sahip olacak, ancak o şekilde anlayabilir, ya da ürünlerin içerisindeki gıda katkı maddelerini, bileşenlerini tek tek araştıracak, inceleyecek, bu şekilde bu bilgiye sahip olabilir. Meyve suyu fabrikasında ya da domates salçasında yerlerdeki çürük domatesler falan, onlar ifşalandı. Şu an artık gerçekten mesela ben ev yoğurdumu kendim yapıyorum. Birçok şeyi organik yapmaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde paketli ürüne güvenemiyorum artık. Bazı gıda mühendislerine göre asıl tehlike işte içindekiler kısmına yazılmayan ancak ürünün içine konan gıda maddeleri. Vatandaş bence etikette şuna dikkat etsin. Alerjisi olan bir gıda ürünü var mı içeriğinde, ona baksın. Belki kalori değerine dikkat ediyorsa onu kontrol etsin. Efendim tuz miktarına bakabilir, yağ miktarına bakabilir. Ambalajlı ürünlerde işletme kayıt numarasına dikkat çeken uzmanlar, gıda güvenliği bilgi sisteminden vatandaşın ambalaj üzerindeki numarayla üretim yerinin ve markanın tüm bilgilerine ulaşılabileceğini vurguluyor. 5996 sayılı gıda kanununa göre ve gıda kodeksine göre zararlı olan gıda katkı maddelerinin ürün içerisine kullanılması zaten yasak. Mutlaka kullanılan ürünler kodekse uygun olan ve belli limitleri olan ürünler. Vatandaş satın aldığı ambalajlı üründen şüphelendiği takdirde Alo 174 gıda hattını arayarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na durumu bildirebilir.